Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Pixel Studio ile devam ediyoruz. Bir önceki videoda araçları göstermiştim ama onda böyle karalayarak göstermiştim. Bunda biraz daha uygulamalı göstereceğim. Şu an zaten çalıştığım bir proje üzerinden göstereceğim. Bunu normalde bu programda çizmiyordum ama buraya attım. Çünkü Pixel Studio'yu gösteriyoruz. Normalde bunu bir yere Sprite'da çiziyorum ama burada göstermek istedim. Buradaki araçları kullanarak biraz çizmeye devam edeceğim. Şimdi görüldüğü gibi ilk başta şöyle bir çatıyı yaptım. Aslında böyle detaylandırarak yapmak biraz yanlış ama yine de ben can sıkıntısından biraz çizdiğim için böyle fazla dikkat almadım o tür şeyleri. Şimdi şuraya bir pencere çizmeyi düşünüyorum. Buraya çizip aynısını buraya da çizeceğim. Tabi bunu tek tek buraya çizip aynısını bir daha buraya çizmeyeceğim. Kopyala yapıştırla onu da göstermiş olacağım. Ben diğer programda layer'lar kullandığım için bu programda da otomatikman layer'ları atmış. Bu güzel olmuş. Şimdi şuraya bir pencere çizmeye başlayalım. Bu pencereyi şu şekilde çizebiliriz mesela. Şuradan kareyi alıp, yani kare değil, dikdörtgeni alıp buradan çizmeye başlayabiliriz bu şekilde. Ya da şu şekilde de çizebiliriz. Yine aynı şekilde buraya gelip buradan bunu seçip kendimiz tek köşelerinden çizebiliriz. Tabi bu daha güzel olabilir. Çünkü şu eğimi pencereye de vermeniz daha kolay olabilir. Ama mesela şu şekilde de yapabilirsiniz. Gelirsiniz abi buraya. Mesela pencereyi nereden yapalım? Şurayı iyidir. Biraz da şu içe gelelim. Şu boyutlarda. Bunu da burada beğenmedim mesela. Tutup böyle çekebiliyorum. Şurası güzel. Şu selektörü buradan F'ye atadım. Ama alışmış olduğum tuşlara atıyorum. Siz farklı tuşlara da atayabilirsiniz. Şimdi F'ye bastım. Ve şu an seçildi aktif. Şöyle tam şuradan şöyle seçmeye başladım. Daha sonra şuna basıp boyutlandırmayı aktif ettim. Onun dışında olmuyor çünkü. Şöyle de yapabiliriz. Sadece yarısını seçeriz. Şuranın bir önemi yok. İster buradan seçin, ister şuradan seçin. Böyle seçip bunu bir piksel içeri taşıyabilirim şöyle. Aynı şekilde bunu buraya da uygulayıp hızlı bir şekilde daha aynı şeyle yaptığım çubukla yaptığım şeyi bu şekilde de yapabilirim. Şimdi tabii şu şekilde olması da güzel olur aslında. O eğimi sadece evin kendisine vermek de hoş olabilir. Pencereye vermesen de olur şu eğimi, perspektiften dolayı. Şimdi de aynı şeyi fark ettim. Biz bunu yanlış layer'a çiziyormuşuz. Layer'ı bilenler bilir. Mesela ben burayı çatıya özgü bir layer'dı bu mesela. Bunu kapattığımda çatıya dair her şey gidiyor. Şu ikinci layer'da şuradaki tahta bölmeyi gösteriyor. Bunu da bu şekilde ayırmıştım. Şu birinci layer'da şu siyah çizgilerin olduğu layer. Görüldüğü gibi kapattığımda onlar gidiyor. Ama bizim pencereyi ben çatı layer'ına yapmışım. Şimdi bunu ben mesela silip mesela burada daha detaylı bir şey çizdim böyle. Sadece bir dikdörtgen koymadım. Direkt pencereyi çizdikten sonra fark ettim layer çatı layer'ına yaptığımı. Şimdi mesela bunu şeye nasıl taşıyacağız tekrardan? Bu siyah çizgilerin olduğu layer'a nasıl taşıyacağız? Geleceğiz bu dikdörtgenin olduğu layer'a, yani şu an çatı layer'ına geldim mesela. Yeşil olarak gözüküyor zaten aktif olan. F'ye basıp bu seçme aracını aldım. Bunu da gelip bu şekilde alanın içine aldım. Daha sonra şuradaki 3 noktaya basıp kese bastığımda bunu aldı. Şu an bilgisayarın hafızasında o duruyor. Sonra buradan tekrar en baştaki layer'a geldim mesela şu siyah çizgilerin olduğu layer'a ve buraya yapıştırdım bunu. Ctrl V ile ya da şuradaki tuşa basarsanız da olur. Şimdi görüldüğü gibi bu layer'a aktardım onu. Şimdi bu da aynı ki çizdiğimiz betonu tekrar buraya bir çizelim. Onu şöyle kendimiz de çizebiliriz mesela. Şöyle bir kalınlık güzel olur. Aynen bu şekilde. Tabi bunu 3 boyutlu hale de getirebiliriz. Şöyle bir tık daha aşağı indirip 1 piksel kadar.
şuradan şöyle seçip yaptığımız zaman görüldüğü gibi 3 boyutlu hale getirdim. Evet, şimdi bu şekilde pencerenin ilkini hallettik. Ama ben bu şeyden, aşağıdaki betondan üstüne bir tane daha, şurada kapının üstüne çizdiğim gibi bir tane daha çizmek istiyorum. Bunu mesela kısa yoldan nasıl yaparız? Şunu şöyle kopyalarız. Daha sonra bunu CTRL C ile kopyaladım. Daha sonra yukarı geldim ve CTRL V ile yapıştırdım bunu. Daha aşağı yapıştırması iyiymiş. Tabi bunu bu şekilde buraya koyamam çünkü çok karışık olur. O yüzden şuradaki 3 noktaya bastığımızda fonksiyonlar menüsü açılıyor. Burada Y yörüngesinde çevir var. Şimdi X sağa sola doğru yapıyor görüldüğü gibi. Y de yukarı aşağı, Y ekseninde çeviriyor. Buna bastığımızda bunu aşağı doğru çevirdi. Şimdi bunu tekrar seçip yavaşça aşağı indirdiğimizde şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunu şurasını mesela düzelteceğiz. Şöyle yapıp şuradan tekrar çizip şunu da bir piksel aşağı alırsam güzel bir görüntü elde edebilirim. Evet, şimdi ben mesela bu pencerenin böyle direkt şey olmasını istemiyorum mesela. Şuralardan tahtalarla bunu destekleyeceğim. Şimdi odunları çizeceğim için şuradaki pencerenin asıl çubuklarını bir piksel içeri alıyorum. Şu şekilde şurayı da boyayalım. Daha sonra şuralarda ona entegre ettiğimiz zaman penceremiz şuralardan genişledi. Kendisi biraz küçüldü. Çünkü buraya odun çizeceğiz. Şöyle tabi şunu alırsam daha iyi çizebilirim. Şöyle. Evet. Görüldüğü gibi penceremizi bu şekilde güzelce çizmiş olduk. Tabi şuralardan şöyle yapsak nasıl olur? Bir denemekte fayda var. Bakıyorum. Aynen böyle bir tık daha iyi oldu. Hatta bu şeylerden bir tane daha aşağı çizebiliriz. Şu şekilde. Pencere bir tık daha çerçeve dolu. Direkt cam şeklinde değil. Üstteki şunun aynısını üstte çizmeyeceğim bu şekilde. Çünkü bu şekilde çizdiğiniz zaman tam perspektif uymuyor. Bunun bu üst taraftaki kısmı şu üstteki tahta yüzünden gözükmüyor gibi düşünebiliriz. Şimdi penceremizi şöyle tahtalara ayırıp tahtalarla 4 bölmeye ayırabiliriz. Mesela şöyle ve şöyle yapabiliriz. Ama onu yaparsak çok sıkıntı bunun şeyleri, çubukları. Penceremiz biraz küçük kalabilir ortada. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Bayağı küçük kalıyor pencere o zaman. Aynen öyle. Hiç bu şeylere girmeyip direkt iki şeye bile ayırabiliriz. İki pencere şeklinde. Şuralara da birer tane şey çizeriz abi. Kulp. Aynen. Daha çok kapıya benzedi ama biz bunu boyadığımızda, örneğin şimdi örnek vereyim. Mesela buradan da boya kovasını alıp buralara koyduğum zaman tabi bu şekilde olmayacak. Böyle pencere çizmem normalde. Göstermek için. Bu şekilde boyadığımızda daha çok pencereye benzeyebilir. Mesela ben buraya öncesinde pencere çizmiştim. Benim çok eski çalışmamdan bir tane. Pencere bu şekilde boyadığımda biraz daha pencereye benzeyebiliyor. Tabi burada penceremizi şu şekilde bölümlere ayırmadım. Tek pencere şeklinde yaptım. Boyasını da bu şekilde yapıp parlama efekti vererek bir tık daha güzel şey yapabiliriz. Şimdi bunun mesela aynısını buraya tekrar çizmeyeceğim. Direkt buradan F'ye basıp seçme aracını alıp bunu bu şekilde alanın içine alabiliriz. Daha sonra CTRL C, CTRL V ile bunu yapıştırdık. Sonra bunu buradan alıp buraya getirebiliriz. Şimdi bunun şurada kaç piksel varmış? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 piksel var. Bunu da aynı şekilde hizalayabiliriz. Şöyle. Aynen.
Sağa doğru 5 piksel yapıp bunu da buraya bırakabiliriz. 3, 6 oldu. Şu şekilde 5. Aynen bu şekilde 5 pikselimiz var. Hizası da bu şekilde. Ama bizim görüldüğü gibi şeyle şu tarafta şu iki şey arasında biraz bayağı bir boşluk var. Bunda yok mesela. O yüzden biz kapıyı biraz sağa yanaştıracağız. Mesela orada bir hata yapmışım. Bu kapıyı mesela tamamen şöyle alanın içine alıp yön tuşlarıyla mesela yukarı aşağı sağ sol tuşlarıyla bu şekilde fareyi kullanmadan hareket ettirebiliyorum. Bu şekilde tam ortalı oldu galiba. Bakalım. 3, 6, buraya doğru 3, 2, 5. Şimdi mesela böyle bir durumla karşılaştığımızda şöyle bir şey yaparsak neye bastım lan? Ha şey, mavi renkte kalmış. Mesela S'ye bastım, pipeti aldım. Şuradaki siyah bir şeye dokundum. Sonra tekrar kendi otomatikman kaleme geçiyor burayı. Bu şekilde direkt olarak siyah boyayabiliriz. Mesela bu şekilde bir şeyle karşılaştığımızda mesela burada 5 piksellik bir boşluk var. Burada 6 piksel. Burada ya ikisini de 5 piksele düşürebiliriz ya ikisini de 6 piksele çıkartabiliriz. Ben kapının biraz büyük olduğunu düşündüğüm için kapıyı küçülteceğim. O yüzden tekrar S'ye bastım. Ve şöyle yarısını içeri aldım. Yarısını içeri aldıktan sonra bunu tutup kapıyı küçültmek için biraz içeri doğru çekiyorum şöyle. Hatta burada yön tuşlarını kullanmak daha iyi olabilir. Bir tane sola bastım. Tabi aynı zamanda şurayı da aldığım için bunu da aldı. O yüzden şuradan yapmak daha iyi olur. İçeri bir piksel aldığımda bakalım burası kaç oldu? 3, 6. Ha, biz yanlış taraftan almışız. O yüzden şu taraftan alıyorum. Ve bir piksel sağa kaydırdığımda her iki tarafta da 6 piksellik bir boşluk oluyor ve kapı da tam ortalanmış oluyor. Şuralarda boyadığımızda her şeyi ortalamış oluyoruz. Şimdi bu şekilde çoğu şeyi kullanmış olduk. Mesela burada çoğu yerde şunun yerine şuradaki kementi de kullanabiliriz mesela. Şöyle. Bu genelde kalem kullananlar için daha iyi olabilir. Daha rahat çizersiniz. Mesela bu şekilde bu alanı içine alabiliriz kare mesela. Bazı durumlarda bunu mesela kullanamıyoruz. Sıkıntılı oluyor. O yüzden burada mesela kement kullanmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Burada mesela kullanabileceğimiz başka bir şeyler var mı? Genel olarak şu an çoğu şeyi kullandım. Onun dışında silgi falan, kalem, buradaki çoğu şeyi kullandım. Gösterebileceğim şeyleri. Normalde bu programı kullanmadığım için biraz sıkıntılı oldu benim için. Çünkü bu uygulamada bir 57 dakikam falan var. 57 dakikada çoğu şeyi öğrenemeyiz. Ki 57 dakikada zaten video için vardı. Onun dışında bu uygulamayı kullanmadığım için biraz sıkıntı olur. Ben genelde dediğim gibi A-Sprite kullandığım için ona alışkınım. Onu da biraz daha fazla kullanma sürem olduğu için orada biraz daha hızlı çözüyorum. Bu uygulamada biraz sıkıntılar yaşadım. Ama temel mantık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Palet fazla kullanmadım çünkü siyah çizgilerle genelde çizdiğim için. Mesela şurayı bir boyamaya başlayalım. Şu pencereyi. Mesela şurada bir tahta kullandım. Buradaki tahtayı da şuradaki tahtayı da aynı bu renkte kullanmak istiyorum mesela. Geldim abi. S'ye bastım ve pipet aldım. Buradan aldığımda tıkladığımda direkt kendi zaten otomatikman kalemi seçiyor. Kalemi seçtikten sonra C'ye bastım. Ve boya kovasını aldıktan sonra buraya tıkladım. Şu aşağıda beton yerine burayı da tahta yapmak istiyorum. Buraya da tıkladım ve bu şekilde buraları tahtaya verdim. Şimdi niye buraları boyamadım? Buraları bir tık daha gölgeli yapmak istiyorum. Onun için S'ye bastım. Bu rengi seçtim. Daha sonra şuradaki palete bizim rengimiz geliyor. Hangi rengi seçersek. Mesela şu an tekrar S'ye basıp pipeti aldıktan sonra siyah tıkladığımda şuradaki renk siyah olacak mesela bastığımda. Mesela şimdi tekrar buna bastım. Buradaki renk buna dönüştü. Kahverengiye dönüştü. Bastım buraya. Buradaki HSV diye okunuyor sanırım. Buraya bastım. Ve buradaki HSV'ye geldim. Buradaki
HSV'den V olanı seçtikten sonra bunu biraz şöyle 72 mesela numarası. Bunu biraz mesela 50'ye falan düşürdüğümde, yani oradaki sayıyı azalttığımda yukarıdan da gözüküyordur. Gölgeleniyor yani, biraz daha koyu bir renk alıyor. Önceki rengimiz de burada, şu anki seçtiğimiz renk de burada. Oradan farkını görebilirsiniz. Mesela bizim rengimiz buymuş. Ben biraz daha koyusunu almak istiyorum. Buradan bakarak bunu biraz küçültüyorum. Mesela 60 iyidir. Bizimki 72 idi, ben 60 aldım. Buradaki HSVA'yı de böyle gölgelerde kullanabilirsiniz. Bunu başka bir renkte göstereyim. Şimdi bizim rengimizde oynamayalım. Bunu seçtik, seçe bastıktan sonra kendi seçiyor. Daha sonra tekrar C'ye bastım ve buraya tıkladığımda görüldüğü gibi burası biraz daha açık, burası biraz daha koyu. Baktık fazla koyu gözükmüyor. Tekrar bu rengi seçip buraya gelip burada mesela 60 değil de 50 yapabilirsiniz. Tekrar C'ye basıp burayı boyadığımda biraz daha koyu oldu. Aynı şekilde burayı da boyayabiliriz. Mesela şuradan başka bir renkli o HSV'yi göstereyim. Buraya geldim. RGB yazıyor mesela. Buna bastım. Ha pardon, basmanıza gerek yok. Zaten HSV'yi de varmış. Bu H, H. Burada mesela genelde şuradaki ana renklerle oynuyor. Bunları ben de tam bilmiyorum. Ben genelde sadece V'yi kullandığım için. Mesela şuradaki S doygunlukla oynuyor. Mesela bu biraz daha böyle soluk ya da daha canlı olmasını sağlıyor. Şuradaki V dediğim gibi parlaklıkla şey yapıyor, oynuyor. Mesela burada oynadığımda bu aşağı doğru gelecek. Görüldüğü gibi bu biraz daha parlaklıkla oynuyor. Şuradaki E de alfa oluyor. Bu saydamlığını arttırıyor. Mesela şöyle yapalım. Mesela bizimki 255'ti. Ben 113'e çektim mesela. Buraya gelip bu renkle boyamaya başladığım zaman görüldüğü gibi arkadaki paletin rengi hala gözüküyor. Mesela şurayı boyadığımda şöyle çizdiğimde arkadaki renkler hala gözüküyor. Normalde nasıl? Burada mesela boyadığımda farkı görüyorsunuzdur. Alfa da o işe yarıyor. Şu pencerenin de kendi tahtalarına boyayalım. Aynı renkte boyamayalım şu şekilde. Çünkü pek hoş olmaz. Bununkini biraz daha farklı bir renkle yapalım. Mesela şuradaki kahverengi alıp kendimiz biraz burada oynayıp güzel bir rengi oluşturabiliriz. Mesela bunu biraz açabiliriz. Şöyle biraz şöyle turuncuya yakın olması güzel olur. Aynen. Tam şuradaki kod mesela. Burada da kodlar yazar mesela. Bunu 22 değil de böyle oynattığımda oradaki kod değişir. O kodları direkt girerek de kendi renklerinizi elde edebilirsiniz. Buradan paletleri kaydedebiliyorsunuz tabi. Rengi silebiliyorsunuz. Yeni paletler falan atabiliyorsunuz. Burada bir ton mevzu var. Seçe bastım. Sonra tekrar C'ye basıp buraya tıkladığımda böyle penceremizin kendi rengini oluşturmuş olduk. Daha önceki gösterdim alfayı da burada kullanabiliriz. Şuradan hemen bir mavi renk seçelim kendimize. Yeni bir yer açıp buradan maviye geldiğimizde biraz daha açık bir mavi seçersem güzel olur. Buradaki alfayı kullanarak cam çizebiliriz mesela. Şöyle. Aynen. Bu şekilde camınızı da boyayabilirsiniz. Tabi burada kullanmak saçma oldu. Bunu genelde arkasında bir şey varken opaklıkla oynayabilirsiniz. Şuradan bu opaklık gelmişken işin içine. Mesela herhangi bir layer'ı seçtiniz. Şuradaki anahtara bastığınızda burada layer'ın opaklığı da geliyor. Bu layer'ın opaklığıyla oynayarak şu arkadan gözüktüğü gibi opaklıkla oynayabiliyorsunuz. Mesela genelde %100 olur default olarak. Siz bunu mesela açabilirsiniz. Mesela bir yere bir gölge yapacaksınız mesela. Diyelim şu pencerenin şu altına bir gölge çizeceksiniz. Bunu kendiniz siyah seçip mesela siyahı seçip buradan alfasıyla bunun alfasını biraz kısıp buraya bir gölge yapabilirsiniz. Ama onun dışında böyle birçok yere gölge yapacaksınız. Daha düzenli olmasını istiyorsanız gelirsiniz buraya yeni bir layer açarsınız. Daha sonra direkt koyu siyahı alırsınız. Gölge yapacağınız yerleri önce bir boyarsınız. Sonra nereye gölge yapalım başka? Şuraya. Şöyle çizelim.
Başka nereye böyle yapabiliriz? Mesela şuraya yaparız da o şu an biraz uğraştırır. Onun dışında mesela şuraya bir gölge yapacağım. Böyle diyelim ki 2 piksel. Bu şekilde önce çiziyorsunuz siyahla. Daha sonra bu farklı bir layer olduğu için buradaki anahtara basıp bunun opaklığını şuradan bakarak biraz kısabiliyorsunuz. Şu şekil güzel mesela. Ben bu şekilde beğendim. Görüldüğü gibi tabi şu an arka plan olmadığı için biraz farklı duruyor. Biz şurayı bir evi bir boyayalım. Tabi bu gölge en üstte olmalı. Bunun bu gölgenin üstüne çizerseniz mesela benim şu anki boya evi boyamak için açtığım layer gölgenin üstünde olduğu için bütün her yeri boyuyor. Bu layer'ı biraz daha içe almam lazım. Hatta hiç bu layer'la uğraşmamıza gerek de yok. Bu layer'ı direkt silelim. Şöyle. Bizim şu anki bu layer'ı bir silelim. Evet. Mesela şu bizim siyah çizgilerin olduğu yere geldim. Ha pardon, bu şey. Arka plan. Bizim siyah çizgilerin olduğu layer'a geldim ve bu layer'ı kapattığımda gölgelere gözüküyor mesela. Şurası daha açık kalmış, orayı da boyayalım. Daha sonra bu evi bir yeşile boyayalım mesela. Evi mesela bu şekilde boyadığınızda gölgeler daha fazla belli olabilir. Şu kapıyı da boyayalım hemen. Mesela şöyle, bunun da hemen. Bak, görüldüğü gibi direkt gölgeler kendini belli ediyor zaten. Mesela o gölgeleri kapatayım. Kapattığımda bu şekilde gölgeler olmuyor ama açtığımda direkt kendiliğinden gölgeler geliyor. Şuralarda hemen boyayalım. Aa, yanlış yere yaptım. Mesela buradan da belli oluyor zaten opaklığı. Şöyle yapıp bizim kendi layer'ımıza gelip şu rengi buraya, bu rengi de buraya, pencerenin renklerini de buraya aktardığım zaman şuraya da şöyle kendimize hemen bir renk verelim. Biraz daha koyu bir renk olsun. Bu şekilde gölgeleri hemen kendiliğinden belli oluyor. Mesela şu pencereyi boyayacaksınız. Bu pencereyi boyamakta hiç uğraşmanıza gerek yok. Mesela bir şeyden iki tane yapacaksınız. İlk önce birini yaparsınız. Zaten diğerini kopyala yapıştırla buraya aktarıyorsunuz. Mesela ben bu pencereyi tekrar boyamakla uğraşmayacağım. Buraya geldim. Bunu kopyala yapıştır deyip gelip direkt buraya bunun tam hizasına şu şekilde ortalayabiliriz. Bir tık aşağıda mı olacak? Aynen. Bir piksel aşağı alayım hemen onu. Bu şekilde. İkinci bir şeyi boyamaktan kurtulabilirsiniz. Gölgeleri de mesela gölgelerin yoğunluğu hoşunuza gitmedi. Biraz daha şöyle açabiliriz mesela. Görüldüğü gibi daha açık renkte bir şeyimiz oldu. Gölge. Bu şekilde buradaki bütün araçları kullanabilirsiniz. Hepsini göstermeye çalıştım. Zaten çoğuna ihtiyaç duyduk. O yüzden bu şekilde bir video oldu. Dediğim gibi uygulamaya fazla aşina olmadığım için sıkıntılar oldu. Onun dışında temelden anlattığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çizimler dilerim.